Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Kıymetli izleyiciler, hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bundan böyle yepyeni bir programla İlk TV ekranlarında her hafta cumartesi günü saat 19.45'te karşınızdayız inşallah. Sağlık olsun programıyla birlikte her hafta sizlere evimizde veya gündelik yaşamımızda her türlü ortamda kendimizin sağlığımıza dikkat edebileceğimiz her türlü fiziksel aktivite, hareket ve davranışlarla ilgili elimizden geldiğince sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Şu an stüdyomuzda daimi konuğumuz fizyoterapist Sayın Serkan Orhan Beyefendi var. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum hocam. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Bizler de iyiyiz, çok sağ olun. Sizi de sormalı. Hamdolsun, Allah razı olsun. Hocam öncelikle günümüzün şartlarında bu sıkıntılı dönemde tüm sağlık çalışanlarının üzerine düşen sorumlulukların ne kadar ağır olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu konuda Türk toplumunun yanında elinizden gelenin en iyisini yaparak yanımızda oldunuz. Bütün Türk toplumu adına sizlere teşekkürlerimi tekrardan sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun. Allah hayırlı hizmetlere imza atabilmenizi nasip eylesin. Allah kolaylıklar versin diyorum. Hocam kendinizi tanıtır mısınız? Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Öncelikle tabii ben bu programın gerçekleşmesi ve fikir öncülüğünde bulunan İlkseç Vakfımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle hem camiamıza hem de toplumumuza biz her zaman destek olmak için yoğun çaba sarf etmeye gayret ediyoruz. Allah razı olsun. Bu süreçte de biraz bilgilenmeye ve bilinçlenmeye de ihtiyacımız var. Muhakkak. Bu sadece başımıza bir sağlık hadisesi geldiğinde değil, bunun dışındaki zamanlarda da aslında kendimizi nasıl koruyabileceğimizle ilgili de belli başlı yapmamız gereken şeyler var. Bu program vesilesiyle de biz belki bunlara İnşallah. Değinebilirsek, biraz daha faydamız olsa bizler için de ne mutlu diyelim. Kendimi tanıtmamı istemiştiniz. Kısaca kendimi tanıtayım. İsmim Serkan. Doğma büyüme Bayrampaşalıyım. Ve İlkseç Vakfı'nda uzun yıllar hem önce öğrencilik dönemim oldu. Ardından da yazları yaz kurslarında, kışları okul dersleri olmak üzere vakıfta yaklaşık bir 9-10 senedir de hizmet vermeye gayret ediyoruz. Allah Şu razı anda olsun. Da hem Nokta Gençlik Merkezi'ndeki faaliyetlerimiz olsun hem de vakfımızın kültür dersleri noktasında olsun bilimum destek sağlamaya gayret ediyoruz. Öte yandan Medipol Üniversitesi bünyesinde yapmış olduğumuz belli başlı idari pozisyonlarda görevlerimiz var. Klinik çalışmalarımız devam ediyor, akademik çalışmalarımız devam ediyor. Bakalım inşallah buradaki programımıza da artı biri elde etmek için katkı sağlamaya gayret ediyoruz hocam. Allah razı olsun hocam. Allah çalışmalarınızı mübarek eylesin. Allah bütün hizmetlerinize kolaylık nasip eylesin inşallah. Şimdi hocam bugünkü konumuza geçmeden önce, programımızın esas konusuna geçmeden önce sizlerden şunu rica edeceğim. Fizyoterapist olarak bizlere fizyoterapi ile ilgili bazı kavramları açıklar mısınız? Mesela fizyoterapi ne demek? Fizik tedavi ne demek? Yani fizik tedavi ile fizyoterapi arasında bu iki kavram arasında bir fark var mıdır? Fizyoterapist kimdir? Kime denir? Bize bu temel kavramları açıklarsanız çok memnun oluruz hocam. Tabii ben fizyoterapistim ve fizyoterapistler temel anlamda yapmış oldukları iş fizik tedavi olarak nitelendirilebilir. Aslında fizyoterapi kavram olarak incelendiğinde fizyoterapi, terapi anlamı kelime anlamı olarak tedavi anlamındadır. Fizyoterapi ise fizik tedavi kavramını karşılamaktadır. Biz fizyoterapistler olarak ise bu fizik tedavi hizmetini yerine getiren sağlık profesyonelleri olarak geçiyoruz. Çoğunlukla yapmış olduğumuz işlerden kabaca bahsetmek gerekirse bizler çocuk sağlığıyla da ilgilenebiliyoruz. Yani doğuştan bir engellilikle doğmuş ya da sonradan edinilmiş bir çocuktan itibaren problemlerle rehabilitasyon programları gerçekleştirebiliyoruz. Yaşlılarla çalışabiliyoruz. Ya da işte kırık sonrası durumlarda, ortopedik vakalarda ya da işte omurga eğrilikleri gibi durumlarda, fıtık hastalarında, bunun dışında nörolojik olarak bakılırsa işte inme hastalarında, MS hastalarında, Parkinson hastalarında, Alzheimer hastalarında, yoğun bakım ünitelerinde şu an COVID polikliniklerinde olduğu gibi birçok alanda aslında fizyoterapistler hakim. Şurayı detaylandırmak istiyorum. Fizyoterapistler 6 yıllık tıp eğitiminin ardından alınan bir ünvanla gerçekleşmiyor. Biz 6 yıllık tıp eğitimi alan bir meslek grubu değiliz. Biz üniversitelerin sağlık bilimleri fakültesinde yer alan fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümüne
tamamlamış ve sağlık profesyoneli olmuş kişiler olarak aynı meslektaşlarımızdaki ya da sağlık alanında olduğu gibi hemşirelerin olduğu gibi odyologların ya da ergoterapistlerin olduğu gibi fizyoterapistler olarak da biz de sağlık hizmetlerinde destek sağlayan bir sağlık elemanıyız. Maşallah. Hocam şunu belirtmek istiyorum. Şimdi toplumumuzda fizyoterapi veya fizik tedavi dendiği zaman akla gelen belli başlı birkaç nokta var. Örnek veriyorum, fıtık veya diz ağrısı veya kireçlenme. Yani fizyoterapi toplum zihninde bundan ötesi, yani tabii ki de istisnalar olabilir. Ben umum için konuşuyorum. Toplum zihninde bu birkaç maddeden öteye gidemiyor. Yani toplumumuzda birkaç maddede kilitlenmiş. Fizik tedavi dendiği zaman ya fıtık, ya diz ağrısı, ya kireçlenme, ya boyun ağrısı, bunun gibi birkaç maddede sınırlı gibi görünüyor. Ama sizin anlattıklarınıza göre yani bir çocuğun, bebeğin doğumundan itibaren insanoğlunun bütün bu seyrinden ölümüne kadar hayatının her safhasında aslında fizik tedaviye ihtiyaç duyuyor demek ki. Elbette bunu şöyle de aslında toparlayabiliriz hocam. Fizyoterapistlerin en iyi bildiği alan kas, kemik, sinir, dolaşım sistemi, solunum sistemi, bunları çok iyi bilir. Ve bununla ilgili tedavi programları oluşturup insan sağlığına fayda sunmaya gayret eder. Haliyle bu rahatsızlıkların, problemlerin hepsinde mutlaka ya kas vardır, ya kemik vardır, ya dolaşım sistemi etkilenmiştir, ya beyindeki işte nörolojik anlamda bir problem ortaya çıkmış olabilir, ya solunum problemi olabilir pandemide olduğu gibi. Evet. Ya da mesela masa başı çalışan kişilerde bile doğru oturmaya bağlı olarak mesela belli başlı pozisyonlarda vücudumuzda bozukluklar oluşabiliyor. Bunun için de yine fizyoterapistler fizik tedavinin vücut duruşunun doğruluğu için destek sağlayan bir eleman. Haliyle sağlık alanının her alanında bulunan ve oldukça aslında camiaya katkı sağlamaya gayret eden bir meslek alanı olduğunu söyleyebilirim. Evet, yani yalnızca bir ağrı hissettiğimizde veya bir kireçlenme kaynaklı bir rahatsızlık duyduğumuzda veya bir fıtık veya bir felç veya bir inme yaşamadan evvel aslında fizik tedaviyi hayatımızın her alanında barındırmamız gerekiyor ki bu tarz rahatsızlıklardan uzak kalalım. Burada şöyle bir şey de dile getirmekte mahsur görmüyorum doğrusu. Aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Yani bizler bir sağlık problemimiz olduğunda genellikle sağlık kuruluşlarına yöneliyoruz. Bizim mesela şu anda gerçekleştirmiş olduğumuz program bir koruyucu sağlık hizmetidir. Bizler burada yapacağımız toplumsal çalışmalar ve farkındalık konuşmalarıyla aslında kendi sağlığımızı nasıl koruyabiliriz? Ya da belli bir hastalığa düşmüşsek bununla ilgili nasıl bir yol yöntem izlememiz gerekir? Bununla ilgili aslında bilgi sahibi olmuş olacağız. Haliyle işin bu kısmında da fizyoterapistler oldukça kıymetli. Genelde burada bizi işte masörlerle karıştırılan da bir nokta var. Masörlük işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir aylık, iki aylık açtığı bir sertifika programıdır. Genellikle buradan işte alınan hizmetler daha çok spor kulüplerinde görülebiliyor. Fizyoterapistler de spor kulüplerinde çalışabiliyor. Hastanelerde çalışıyor, özel eğitimlerde çalışabiliyor. Kendi yerlerini belli başlı protokollerle açabiliyorlar gibi aslında çok daha farklı ve bir sağlık profesyoneli olduğunu söyleyebiliriz. Tamam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yani gerçekten bizim algılarımızdaki bu fizyoterapi, fizik tedavi kavramını veya bir insan ne zaman fizik tedaviye ihtiyaç duyar algısını gerçekten yıkabilecek önerilerde ve bilgilendirmelerde bulundunuz. Çok teşekkür ediyoruz bunlar için. Hocam peki bu programımızda, yani Sağlık Olsun programımızda biz fizik tedaviyle ilgili gündelik yaşamda bize fayda sağlayacak hangi ayrıntıları konuşacağız? Bize nelerden bahsedeceksiniz? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Aslında Sağlık Olsun az önce biraz bahsetmiş olduğumuz tüm hastalık grupları ya da hastalığa yakalanmadan önceki durumlarla ilgili yapabileceklerimizi toparlayabileceğimiz ve bilgi alabileceğimiz bir program olacak inşallah. İnşallah. Buradaki amacımız genellikle toplumda yaygın olan ya da en fazla şikayetlerin bulunduğu şeylerle ilgili bizlerin bireysel olarak da alabileceğimiz önlemler ya da kimlere nasıl başvurabileceğimizle ilgili nasıl bir yöntem izlememiz gerektiğini kapsayacak. Bu anlamda az önce konuşmuş olduğumuz fıtık hastalığından da biz bahsedeceğiz yeri geldiğinde. Mesela şu an pandemi sürecindeyiz ve hareketsiz bir yaşama haliyle büründük. Evet, maalesef. Bununla ilgili konuşacağız ya da bunun dışında az önce ismini saymış olduğumuz inme gibi, Parkinson gibi farklı hastalıklardan bahsedebileceğiz. Çocuk hastalıklarından konuşacağız. Kanserden konuşacağız. Geleneksel tamamlayıcı tıptan bahsedeceğiz. Arı tedavilerinden bahsedeceğiz. Yani özür diliyorum.
ne kadar alakasız görünse de bütün bu hastalıklarla ilgili fizik tedavinin bir çözümü var veya yardımcı olduğu bir nokta var diyorsunuz yani. Mutlaka bunu sadece fizyoterapi olarak da ele almayacağız. Yeri geldiğinde kısmet olursa farklı alanlardan, İnşallah. alanlarında uzman hekimlerin de ya da Tabii. farklı sağlık personellerinin de yer aldığı bir program konsepti olmasını planlıyoruz. İnşallah. İnşallah biz de toplumumuza ve camiamıza bir şekilde fayda üretebiliriz. İnşallah hocam. Hocam peki bugünkü konumuz yani ilk programımızın konusu ne olacak? Şimdi içinde bulunduğumuz şartlarla uygun bir program tertiplediniz diye düşünüyorum. Yani mevcut durumlara göre şu an herkes evlerinde veya işlerine gidip geliyor fakat evinde hayli vakit geçiren vatandaşlarımız var. Yani bir karantina sürecinden geçiyoruz. Mart ayından bu yana evde geçirdiğimiz vakit bugüne kadarkinden çok çok daha fazla istisnai olarak tabii ki. Evde çok fazla bulunmanın, çok fazla oturmanın yani hareketsizliğin getirdiği dezavantajlara yönelik fizik tedavinin bize sunacağı çözümler. Sanırım bundan bahsedeceğiz bugün. Bugünkü konumuz inşallah pandemi ve hareketsiz yaşam olacak değil mi hocam? Evet, aslında şöyle de başlayabiliriz. Önce pandemi ile ilgili olan süreçten biraz toparlamak gerekirse, ne yazık ki toplumumuzda çok fazla kişileri kaybettik ya da yakınlarımızdan kaybettiğimiz kişiler oldu. Bu Evet, süreçte maalesef. Rabbim rahmet eylesin. amin. Hala şu an belki hastalarımız da devam ediyor. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Amin, amin. Bizler tabii bu programımızda öncelikle pandeminin evdeki hareketsiz kalma kısmıyla konuşacağız ama tabii ki önümüzdeki programlarda Covid yaşayan kişiler, mesela hali hazırda Covid hastalığına yakalanmış bireyler veyahut Covid'i atlatmış kişiler neler yapabilirle de ilgili harici bir programımız olacak tabii ki. Ama biz bugün konuşacağımız şey çoğunlukla pandeminin bize belli başlı kazandırdığı dezavantajlı alışkanlıklar oluştu. Ne gibi? İşte hafta sonu artık evlerimizden çıkmıyoruz ve Evet. ne yazık ki evden çıkmadığımızda çok hareketsiz kalıyoruz. Ya da eğitimlerin şu anki aksamasından ötürü daha çok çocuklarımız ekran başlarında çok fazla vakit geçiriyorlar ve bu ekran başında geçirilen süreye bağlı olarak da hem duruş bozukluğu anlamında ilerleyici zamanda belki belli başlı farklı hastalıklara bile Evet. yönelebilecek bazı şeyleri aslında gebe bir durumdayız. Bunları nasıl biz toparlayabiliriz? Bunları önlemek için neler olması lazım gibi Evet. bir perspektife bakacağız. Ben şuradan giriş yapmak istiyorum. Önce şu anki günümüz Türkiye'sinin bir fotoğrafını sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki hocam. Dinliyorum. Yapılan çalışmalar şu anda hem bakanlık bünyesinde hem de birçok akademisyen olan arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalar şunu gösteriyor. Biz pandemiyle birlikte evimizde geçirmiş olduğumuz süre tabii ki arttı. Ve bu artışa bağlı olarak da insanların hem kendi hareket kabiliyetlerinde bir azalma ve bu azalmayla birlikte bazı farklı hastalıklar da ortaya çıkmaya Evet. başladı. Mesela herkes hatırlayacaktır Mart ayı ile başlayan bir karantina süreci ardından gelen Haziran ayları ile birlikte bir normalleşmede insanlar şöyle bir dışarı tekrardan çıkmaya döndüğünde kendinizi şunu hissetmişsinizdir. İşte bir yerden bir yere giderken önceden 20 dakika içerisinde yürüyerek ulaştığınız bir mesafeye Evet. artık 30 dakikada belki ulaşmaya başladınız. Ya da bu yürümeyi bölmek zorunda kaldınız. Biz buna aerobik kapasite diyoruz ve bu insanın aslında hareketle birlikte yapabildiği, nefesini düzenleyebildiği bir solunumla ilgili bir durumu. Ve tabii ki hareketsiz yaşamla beraber bizler de bundan ne yazık ki muzdarip olduk. Yani hocam özür diliyorum sözünüzü kestim. Yani farkında olmadığımız birçok alanda çok ciddi dezavantajlar doğurabiliyor evde. Tabii Fazla ki. vakit geçirmek. Çünkü insanın da tabiatına aykırı hiç dışarı çıkmadan doğal yaşama karışmadan evde sabahtan akşama akşamdan sabaha tekrar ertesi akşama yani evde atabileceğimiz adım sayısı gerçekten sınırlı. Bu bizde çok ciddi dezavantajlar doğuruyor. Yani sürekli telefonlara bakmaktan doğan boyun ağrılarından tutun, sürekli yakın planda ekranı seyretmekten doğan göz ağrıları veya hareketsizlikten doğan eklem ağrıları, rahatsızlıklar bunların hepsi bizim hayatımızda ciddi anlamda baş göstermeye başladı. İşte biz de burada fizik tedavinin bize ne gibi bir yardımları olacağı konusunda
Sizden merakla bilgiler bekliyoruz hocam. Evet hocam, aslında yani şöyle güzel bir perspektif de açtınız. Özellikle biz evde kalmayla birlikte tabii ki ekranda geçirmiş olduğumuz süre ya da işte belli başlı hareketlerimizdeki o fonksiyonların kaybolmasıyla birlikte şimdi birçok kişi hafta sonu evlerinde daha fazla yatmaya başladı. Evet. Bu yatma, uzanma haliyle bir o hareketsizlik artık ben şunları duymaya başlıyorum. İşte oldukça sırt ağrılarım artmaya başladı. Evet. Halbuki ben dinlenmiyor muyum diye düşünüyor insanlar. Evet. Yani halbuki bundan ziyade bizim sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi yaratılış itibariyle bizim aslında günlük hayatımızda belli bir hareket aktivasyonuna sahip olmamız lazım. Tabii ki. Biz bu hareket aktivasyonunu aslında birkaç kategoride bölüyoruz. Normalde sağlıklı bireyler bununla ilgili çalışma yaparken der ki işte ben fitness'a gidiyorum. Fitness için mesela spor yapıyorum diye düşünür. Mesela spor başka bir kavramdır. Spor dediğimiz Evet. şey belli bir kuralları olan, belli bir sayıyla oynanan bir müsabakadır. Mesela futbol, basketbol bir spordur. Fitness'a gitmek bir spor değildir. Bu bir egzersizdir. Ya da bir fiziksel aktivitedir. Gibi aslında biz buralarda kaçırmış olduğumuz bazı şeyler var. Haliyle bunlardan da geride kaldığımız için ne yazık ki bazı şeylerde biraz daha zayıf kaldık ve bazı Evet. fonksiyonlarımız, yaşam kalitemiz de buna bağlı olarak düştü. Evet, Hem maalesef. ağrılarımız hem de hareket kabiliyetimiz ve fonksiyonumuz olarak düştü. Az sonra da bununla ilgili bizden neler yapabiliriz ve bu hareketsiz yaşama nasıl hareket katabiliriz ile ilgili belli başlı tavsiyeler için de sözü sizden geri alacağım. İnşallah hocam. Şimdi halk arasında spor algısıyla ilgili bir şeyden bahsettiniz. Şimdi fitness ve spor. Şimdi bunu biraz daha ayrıntılı şekilde açıklarsanız çok memnun oluruz diye düşünüyorum. Çünkü fitness'a gidiyorum, spor yapıyorum diye bir algı var. Şimdi zaten hali hazırda yapmamız gereken zaruri bir miktar var sporla ilgili. Zaruri hareketler var. Bunu herkesin yapması gerekirken bunu yapıyor olmak, spor yapıyor olmak mıdır? Bunu açıklar mısınız hocam? Tabii hocam. Şimdi şöyle aslında 3 tane kavram var. Bu kavramları yerli yerine güzel bir şekilde anlarsak çok güzel anlaşmış olacağız. Öncelikle bir fiziksel aktivite kavramı var, egzersiz kavramı var, bir de spor kavramı var. Bu 3 kavram birbirinden farklı. Spor dediğim şey az önce de ifade ettiğim gibi belirli bir kuralları olan. Mesela işte futbolda top çizginin kenarına çıkıyor, korner oluyor, taç oluyor ya da işte gol olabiliyor ya da işte faul yapıyorsunuz vesaire. Belli bir kuralı var, belli bir sayıyla oynuyor, belli bir süresi var, belli bir oyun alanı var gibi. Bu spor, müsabaka. Egzersiz dediğimiz şey belli bir tekrar sayısında işte belli bir setleri olan, aralarda periyotları bekleme süresi olan, farklı hareket kombinasyonlarıyla birlikte ortaya çıkan bir program. Ya bir disiplini olan davranışlardan bahsediyoruz değil mi? Evet, planlı programlı diyebiliriz evet. Genelce. Buna egzersiz diyoruz. Diğeri fiziksel aktivite ise benim mesela şu an içmiş olduğum işte bardağımı ağzıma doğru götürmede bir fiziksel anlamda aktif olmaktır. Yani bizim fiziksel aktivite demiş olduğumuz kavram aslında günlük yaşantımızda yapmış olduğumuz ev süpürmek de bir fiziksel aktivitedir. İşimizi gerçekleştirirken ya da bir yerden bir yere giderken atmış olduğumuz o yürüme adımları da bir fiziksel aktivitedir. Ya da günlük yaşamımızdaki işte işimizi gerçekleştirirken ayakta durmamız, onunla ilgili bir şeyleri götürüp getirmemiz, elimizle kolumuzla ben konuşurken şu anki yapmış olduğum hareketler evet. Fiziksel anlamda bir aktivite gerçekleştiriyorum. Buna da bir fiziksel aktivite diyoruz. Haliyle fitness'taki şey bir spor olarak nitelendirilemez. Yani fitness'taki yapılan şey birisine karşı bir mücadele ya da bir müsabaka gerçekleşmiyor. Haliyle bu bir belli bir tabii plan ve program dahilinde olduğu için buna belki egzersiz diyebiliriz. Antrenör eşliğinde yapılıyor. Tabii. İşte belli bir setleri var, belli tekrarı var ya da belli süresi var gibi bir plan ve programa tabi. Haliyle bu da bir egzersiz olarak nitelendirilebilir. Evet. Fiziksel aktivite ise bizim normalde hayatımızda, günlük yaşamımızda yapmış olduğumuz her türlü hareket olarak evet. Toparlayabiliriz hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Gerçekten toplumdaki spor, fitness, fiziksel aktivite, egzersiz bu anlamlara açıklık kazandırdınız. Peki hocam konumuza gelecek olursak pandemi ve hareketsiz yaşamdı konumuz. Şimdi karantina sürecinde bir insanın günde ne kadar hareket etmesi gerekir ki bu üzerimizdeki evde sürekli hareketsiz olarak geçirdiğimiz zamandan
doğan negatif enerjiyi veya dezavantajları def edebilelim. Evet. Yani sağlıklı hareket miktarı nedir? Veya örnek veriyorum, bir insanın en az kaç adım atması gerekir? Veya kaç defa eğilip kalkması gerekir? Bunlara bir açıklık getirirseniz memnun oluruz. Tabii. Aslında güzel bir giriş yaptınız hocam. Özellikle bakanlığında belli başlı bununla ilgili yaptığı çalışmalar, farkındalık projeleri var. Dünya Yürüme Günü var mesela. İşte belli bir adım sayısı hedefi koşuluyor. Ve ortalama günlük 10 bin adımın bir sağlıklı birey için yeterli olduğu düşünülüyor. Bununla ilgili birçok literatür çalışması da, akademik çalışmalar da var. Bunları tabii biraz şöyle bakmak lazım, şöyle incelemek lazım. Bizim adım atmamız, yürümemiz belli başlı tabii hareketleri doğuruyor. Bize belli başlı kaslarımızı, dolaşım sistemimizi, eklemlerimizi hareket ettirmemizi ve bununla ilgili olan sağlıklı kalmasına destek oluyor. Ama biz bunu eğer işte 10 bin adım deyip bir şeye sınırlandırdığımızda ya da belli bir noktayla bunu daralttığımız zaman bu bence çok efektif değil. Biz bunu şöyle değerlendiriyoruz genelde. Fizik tedavide de biz buna fiziksel aktivite ve egzersiz reçeteleri, programları oluşturuyoruz. Ve burada şuna dikkat ediyoruz. Bir egzersizin egzersiz olması için hangi tempo ile yapıldığı çok önemlidir. Yani yürümek var, yürümek var. Şimdi biz buradan çıktığımızda semtimizde bir parkın içerisinde yürüyebiliriz. Ya da işimize gidiyorken de yürüyoruz. Ya da bir yere yetişmemiz gerektiğinde de yürüyoruz. Haliyle bir tempo ile gerçekleşiyor. Evet. 5000 adım atarsınız yürüye yürüye. Bir yere gezmeye gidiyorsunuzdur. Arkadaşlarınızla caddeyi geziyorsunuzdur. Ya da bir yere yetişmek için de 5000 adım atıyor olabilirsiniz. Bunlar vücutta çok farklı bir değerlendirmeye sahip. Yani sonuçta özür diliyorum, sözünüzü kestim. Ev ortamında dahi günlük yaşamda mutfağa git, odaya gel, salona geç, kapıyı aç. Bu hareketler dahi bize bir yani aktiflik 1000 adım, tabii ki. 2000 adım gibi bir asgari düzeyde bir adım sayısı da. Tabii bizim tavsiye ettiğimiz minimum ortalama 7000 adımın mutlaka gerçekleşmesi lazım. Hangi tempoda olursa olsun. Bunlar bölünebilir. Yani 24 saatin içerisinde bunu uyku haricindeki dönemi yayabilirsiniz. Evet. Fakat bir egzersiz programı içerisindeyken de biz bunu işte ısınma periyotlarında bir harekete ya da bir tedavi protokolüne, programına başlamadan önce de yerinde sayarak da insanlar çok güzel ısınabilip i̇şte adım atabilirler. O konuyu sizden açıklığa kavuşturmanızı rica edeceğim hocam. Çünkü evde 10 bin adım atmak pek de mümkün görünmüyor. Yani saatlerce evi baştan sona dolaşmamız lazım. Bu da pek mümkün görünmüyor. Şimdi bu dezavantajı giderebileceğimiz ne gibi hareketler sunabiliyor fizyoterapi, fizik tedavi? Veya sizin ne gibi önerileriniz var? Evde yapabileceğimiz karantina sürecinde evde bekleyen, yani bütün gününü evde geçiren bir bireyin fizik tedavi açısından rahatsızlanmamak için önlem olarak yapabileceği ne gibi hareketler vardır hocam? Bunun disiplini nedir? Yani hangi disiplinle, ne kadar sıklıkla, ne kadar sayıda yapması gerekir? Bu konuda açıklama yaparsanız çok memnun oluruz. Elbette. Aslında işin sadece fizik tedavi olarak diye nitelendirmek belki bu anlamda çok doğru olmayabilir. Doğru. Çünkü sağlık olarak biz bunu ele almış olalım. Nihayetinde bizim buradaki yapacağımız belli başlı öneri ve tavsiyeler genel yaşam kalitemizin daha iyi pozisyonda kalması ya da belli bir olumsuz pozisyona dönüşmemesi için yapacağımız öneriler olacak. Burada da tabii evin içerisinde odalar arasında yürüyerek falan gerçekleştirilebilecek şeyler değil bunlar. Fakat halının üzerinde ya da evimizdeki boş bir alan içerisinde bizim kendi bedenimizle yapabileceğimiz çok güzel egzersizler, çok güzel hareketler var. Her şeyden önce mesela biz şu an sanıyorum ki yaklaşık bir 30 dakika kadardır burada oturuyoruz. Normalde en sağlıklı olan hali bir bireyin 30 dakikada bir minimum birkaç saniyeliğine ayağa kalkıp birkaç adım atmasını biz minimal ölçekte tavsiye ediyoruz. Ama bu çok mümkün olmayabiliyor. Hadi biz bunu biraz daha realleştirelim. Ortalama saatte bir minimum, en kötü ihtimalle 2 saatte bir ayağa kalkıp 2-3 dakika fiziksel anlamda egzersiz yapmak gerekiyor. Ne yapmamız lazım? Örneğin parmak ucunda yükselip alçalabiliriz. Çünkü bizim bacağımızda bulunan baldır kaslarımız vücudumuzun ikinci kalbi olarak biz nitelendiriyoruz bunu. Çünkü Allah Allah. Oturduğumuz zaman
Biliyorsunuz kalbin fonksiyonu kan pompalamaktır. Evet. Oturduğumuz zaman kan akışımız genelde aşağı doğru olan kısım orada göllenme yapar, kalır. Ve bunun tekrar geriye dönüşü için işte o baldırdaki bulunan kaslar adeta bir kalp gibi, siz onu hareket ettirdikçe ve kasıldıkça o kanı tekrar yukarı doğru geri dönmesini sağlar. Bu vesileyle biz oturduğumuz yerde eğer herhangi bir bilgisayar başında ya da işte televizyon ekranında ya da bulunmuş olduğumuz yerde bir iş yapıyorsak, bir saatte en kötü 2 saatte bir ayağa kalktığımızda şöyle bir parmak ucunda bir 5-6 sefer yükselip alçaldığımızda, bu bizim en azından o aşağıda birikmiş olan kirli kanın tekrardan vücuda geri dönüşünü kalple beraber o akciğerdeki dolaşımla birlikte temizlenmesine katkı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra adım kısmına dönecek olursak, bulunduğumuz yerde kendimiz adım sayabiliriz. Bununla ilgili telefonlarda uygulamalar var ya da belli başlı cihazlar var. Onlar işte ayağınıza ya da cebinize koyduğunuzda kaç adım attığınızı, ne kadar hareket ettiğinizi, kalorisine dahi hesaplayan bazı saatli programlı olan saatler de var. Bunların yardımıyla bunlar yapılabilir. Tabii ki burada önemli olan belli bir program içerisinde olması. İşin fiziksel aktivite kısmıyla bunu açıklamak daha doğru olabilir. Çünkü toplumumuzdaki insanlar sportmen diyebileceğimiz düzeyde olmayabiliyor. Biz öncelikle insanların belli bir tavsiyede ve öneride bulunmadan önce fiziksel aktivite düzeylerini ölçtüğümüz bir anketimiz var. Ve onların fiziksel aktivite durumunu öncelikle tespit ediyoruz. Daha sonra kendisinin yaşına eşlik eden farklı hastalıkları var mı? Boyu, kilosu, işte buna bağlı olarak totalde yapmış olduğumuz değerlendirmeye göre de kişiye özgü bir egzersiz ve fiziksel aktivite programı ortaya çıkarıyoruz. Yani burada genel geçer bir şeyden söz edemiyoruz. Tabii ki. Bireye ama özgü programlar olabiliyor. Yani bir program var, bütün toplum haliyle bunu uygulayabiliriz diye bir şey söz konusu değil. Burada şöyle hep birlikte bunu yapabiliriz diye bir şey yok yani. Burada şöyle bir dezavantaj ortaya çıkabilir. Bizi izleyen seyircilerimiz arasında tansiyonu olan hastalarımız vardır. Evet. Kalp hastası olan arkadaşlarımız vardır. Ya da büyüklerimiz vardır. Ya da bunun dışında farklı hastalıklara sahip olan kişiler olabilir. Kolesterolü gibi. Bunlar bizim yaşa da bağlı olarak tabii ki herkes şu kadar dakika şu tempoda koşsun diyebileceğimiz şeyler değil. O yüzden ama genel ortalama 30 yaş bandında, 70 kilo ağırlığında, ortalama boya sahip olan bireyler için az önce bahsetmiş olduğum günlük ortalama minimum 7000 adım. Ve bu tempoyu yakalamak için de şu stratejiyi uygulayabiliriz. Biz tempo belirlerken nefesi baz alırız. Nefes şu anlamda değerlendirilebilir. Mesela bir yürüyorsunuzdur. Yürürken arkadaşınızla sohbet edebiliyorsanız, şarkı söyleyebiliyorsanız, bu sizin çok hafif tempoda bir program içerisinde olduğunuzu gösterir. Evet. Eğer ki siz bu aktiviteyi gerçekleştirirken bir nefeste birkaç kelime söyleyebiliyorsanız, yani biraz daha tempoyu arttırdıysanız, bu orta şiddette bir programda olduğunuzu gösterir. Biraz daha arttırdığımızda bunu, koştuğunuzu varsayın mesela. Veya merdiven çıktığımızda. Çıkıyorsunuz. Bir nefeste belki bir kelime, iki kelime, üç kelime maksimum anca söyleyebiliyorsunuzdur. Evet, bu da evet. Oldukça yüksek tempoda bir egzersiz olduğunu söyler. Artık bir kelimeyi birkaç hecede söyleyebiliyorsanız, yani mesela Nurullah diye ben size seslenmek için böyle Nurullah gibi bu kadar yüksek tempodaysam, bunu artık çok şiddetli tempo diyoruz. Haliyle bizler de bu adımları ve egzersiz programını hazırlarken bu şiddetlere göre kişiye özgü yaklaşımda bulunmamız gerekir. Evet. Bu yüzden herkes şunu yapsın, bu kadar adım atsın, şu tempoyla koşun demek çok doğru bir yönlendirme olmaz. Evet. Şimdi hocam yapmamız gerekenleri bilmek veya anlatıyor olmanız çok güzel. Fakat hani olması gerekenle mevcut durumda hali hazırda olan arasında gerçekten çok fark var. Toplumumuzdaki spor ve egzersiz kültürüyle ilgili zaten biliyoruz toplumumuzun buna olan algısı nedir. Bir de hani gerçekçi olarak bakarsak evlerde gerek psikolojik olarak gerek fiziksel olarak içinde bulunduğumuz durum ne kadar buna müsaade edebilir? Bunun üstesinden gelmek için biraz da hani psikolojik olarak da kendimizi hazırlamamız gerekir. Yani hocam, şu da çok güç gerçekten. Ben evde televizyonun karşısında veya bilgisayarın karşısında kalkıp veya oturduğum yerden veya uzandığım yataktan kalkıp bunları yapmak için gereken enerjiyi en başta kendimde hissetmem lazım.
Bir rehavet var toplumumuzda gerçekten. Karantinanın doğurduğu bir rehavet var. En başta bunu aşarak başlamamız gerekiyor herhalde. Bu konuda biz buna çok teşekkür ederim. Rica ederim. Muazzam bir konuya giriş yaptınız. Biz bununla ilgili hatta literatürde bir çalışma var. Yani kitaplarda, üniversitelerde bu okutuluyor. Biz buna bahaneler diyoruz hocam. Fiziksel aktiviteyi yerine getirememek için sunulan bahaneler. Nelerdir bu bahaneler? Mesela kimisi diyor ki işte fiziksel aktivite ya da belli bir işte egzersiz, spor yapmak için çok masraflı. Benim işte şunu almam lazım, bunu almam lazım, bir sürü ekipmanlar lazım. Bir hevesle alınan yürüme bantları ve yıllarca odanın köşesinde bekleyen. Ne yazık ki. Yani evet, bunları bizler de toplumumuzda, biziz yani. Bizim kültürümüz biraz böyle. Ama bir para harcamanıza gerek yok. Evinizde halınızın üzerinde siz kendi vücut ağırlığınızı, bedeninizi kullanarak yapabileceğiniz çok güzel egzersizler var. Birkaç şınav çekmek, birkaç mekik çekmek ya da belli başlı hareket paternlerini yerine getirmek. Şu an çok mümkün olmadığı için bunları tam olarak gösteremiyorum ama yapabileceğiniz çok güzel belli başlı hareketler ve egzersizler var. Üçer beşer tekrarlı 2-3 set şeklinde yaptığınızda totalde en fazla 10 dakikanızı ayırarak. Çünkü bir diğer bahanemiz de genellikle insanlar zamanım yok diyorlar. Biz genellikle evet evde çok mühim işlerle meşgul oluyoruz çünkü yani, sabahtan akşama kadar. Evde olsun, gün içerisinde de bu aynı şekilde hocam. Çalıştığımız günler içinde çok farklı değil. Bizim tavsiye ettiğimiz şey şu, bakanlığın da tavsiyesi bu. Haftada minimum 150 dakika fiziksel aktivite gerçekleşmesi lazım. Cumartesi pazarı sizin olsun. Biz 5 gün diyelim. Bu 150 dakikayı 5 güne böldüğümüzde günlük 30 dakika yapar. Günde 30 dakikayı ayırmak çok mu zor? 3'e bölün bunu. Sabah 10 dakika yapın, öğlen 10 dakika yapın, akşam 10 dakika yapın. Yani bahanelere gerek yok. Aslında hepimiz bulunduğumuz yerde, bulunduğumuz pozisyonda yapabileceğimiz çok güzel egzersizler var. Belli başlı tempomuzu tespit edebiliriz. Bununla ilgili profesyonellerden, uzmanlardan da destek alabilirsiniz. Bu noktada zaten birçok kamu kuruluşları ya da özel anlamda da destek veren arkadaşlarımız var. Bizlere de bu anlamda danışmak isteyen arkadaşlar olursa zaten iletişim bilgilerimiz mevcut. Buralardan bizimle irtibata geçebilirler. Hocam çok güzel değindiniz. Allah razı olsun. Sevgili izleyicilerimize biz burada bir şey hatırlatmak istiyoruz. Programımızla ilgili ilerleyen programlarda cevaplandırmamızı istediğiniz sorular varsa ekranda alt kısımda bizlere ulaşabileceğiniz her türlü mail bilgisi veya mesaj atabileceğiniz adres bilgileri mevcuttur. Oralardan bize ulaşabilir, dilediğiniz sualleri bize yöneltebilirsiniz. Hocam ben bir sual sormak istiyorum. Şimdi çok güzel yapabileceklerimizden bahsettiniz. Neler yapmamız gerektiğinden bahsettiniz. Peki hocam pandemide evde yani bu pandemi sürecinde karantina sürecinde kesinlikle şunları yapmamak lazım. Hani yapabileceklerimizden bahsettik. Bir de hocam şu asla yapılmaması gerekir diyebileceğiniz bir veya birkaç husus var mı? Muazzam bir şey var hocam. Yatmayın. Yani oturup kalmayın. Bulunduğunuz yerde hareketsiz durmayın. Bu hareket etmek için de bir bahane üretmeye, aramaya gerek yok. Yani zaten izleyen seyircilerimizin büyük bir çoğunluğu günün belli başlı vakitlerinde gerçekleştirmiş olduğumuz ibadetler vesilesiyle tabii hareket ediyor ama bu tamamını karşılamıyor. Haliyle bizim belli başlı şeyleri yerine getirmemiz için vücudumuzu zinde tutmamız lazım. Yani şu bedenimizin bize emanet olduğunu unutmamamız lazım. Evet. Ve bu emanete doğru bir şekilde bakmamız gerektiğinin de ben farkındalığının kazanılmasını arzu ediyorum aslında. Evet. Ve bunun için de yaratılış itibariyle bizim kollarımız, bacaklarımız, vücudumuz, organlarımızın çalışması ve sürdürülebilirliğini sağlanması lazım. Bu 2 günlük hevesle, 3 günlük koşmayla bırakılan şeyler vücuda daha büyük geri dönüşler, dezavantajlar bırakabiliyor. Evet maalesef. Özellikle sporla başlayıp 2 ay sonra bırakan kişilerde vücut normalleşemiyor. Diyor ki benim normal tempom, hayatımda böyle bir rutin mi var yoksa böyle bir rutin mi var? Tamamen hareketsiz bir yaşam mı? Ya da orta düzeyde bir hareketlilik yaşamında mıyım ben yoksa bir sportmen tavırda mıyım? İşte hocam pandemi süreci karantina vücudun alışa geldiği reflekslerde ciddi bozulmalar meydana getirdi. Yani insanoğlu gerçekten bu kadar süreyle bir yerde tıkılı kalmaya uygun değil. Kesinlikle. Gerek yaratılış olarak gerek fiziksel veya psikolojik olarak gerçekten uygun değil. Hocam buna da değinmek çok istiyorum gerçekten fakat bize ayrılan sürenin sonuna geldik.
Bize verdiğiniz bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Gerçekten toplumsal olarak bizde yerleşmiş algılarda gerçekten çok fazla değişiklikler yapmamız gerekiyor. Evet. Bunu öğrenmiş olduk en azından. Ben de çok teşekkür ederim. Hem rica ederim hocam. Yönlendirmiş olduğunuz sorular açısından olsun. Allah razı olsun. Hem de bu programın umuyorum ki herkese çok büyük faydası ve katkısı olur. İnşallah hocam. Üzerimize düşeni yerine getirmek için buralardayız. İnşallah. Sevgili izleyiciler, bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağlık Olsun programında her hafta cumartesi günü saat 19.45'te karşınızda olacağız inşallah. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.